10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff. Go Axiom 3. That call out that Falcon 9's engines are throttled period of maximum dynamic pressure during it. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınımıza katıldığınız için çok mutluyuz. Şimdi tabii ki orası bildiğiniz üzere tarihi bir yapı. Yaklaşık 800 yıllık bir eser. Selçuklular zamanında yapılmış olan, kimilerine göre bir av köşkü, kimilerine göre bir şifahane ama baskın bir şekilde görüş oranın bir av köşkü olarak yapılmış olduğu, zaman içerisinde çok ciddi manada kullanıldığını ama güncel vaziyete geldiğimiz zaman da kullanım noktasında aktif olarak kullanılmayan bir yerdi. Burası bir kültür envanteri olarak yeniden bizim tarihi ecdadımızın bir eser olarak, kültür envanteri olarak kayıtlara geçti, yeniden kazandırıldı. Ama bu yapıların kazandırılması, eğer içine bir fonksiyon yüklerseniz, bir işlev yüklerseniz, ondan sonraki kuşaklara da yine bir emanet olarak devam ettirilmesi bu şekilde sağlanabiliyor. Yoksa aksi takdirde taştan, duvardan ibaret bir yapı olarak orası kalıyor. Biz de bu noktada dedik ki burasını gök gözlemek olarak kültür hazinemize bir yapı olarak katalım ama buraya gelen çocuklar, gençler, yetişkin vatandaşlar burada bir şeyler öğrensinler. Farklı bir dünyaya kapı açalım. Sadece gök gözlemevi değil, burasını da aynı zamanda bir astronomi müzesi haline getirelim. Geçmişimizin, özellikle Müslüman bilim alimlerinin bu konuda neler yaptıklarını, neler yapıp gün yüzüne çıkardıklarını, dünya tarihindeki, bilim tarihindeki dönüm noktalarında ne şekilde büyük rol aldıklarını da bizden sonraki kuşaklara, gençlere bunu anlatalım. Çünkü gençler baktığımız zaman sanki geldiğimiz noktadaki bu teknolojiyi, bu bilimi sadece Batı'nın ürettiği veyahut da Batı'daki bilim insanlarının bunların bütün geçmişine sahip gibi algılanıyor. Bunlara empoze ediliyor. Ama baktığımız zaman ciddi manada doğuda bir medeniyet var. Doğudaki bu bilim adamlarının geçmişteki üretmiş oldukları bilimsel çalışmaların üzerine bir şeyler katılarak bugünlere gelinmiş. Bunun da kazanılmasını istedik. Ama özellikle uzay alanında yapılan çalışmaları, gök gözlemevi derseniz bu farklı bir nokta. Baktığımız zaman şimdi bugün uzaya ilk defa insanlı bir Türk astronom gidiyor. İnsanlı bir araç içerisinde bir Türk varlığı hakikaten önemli. Şimdi zaman zaman konuşulur işte neler yapıldı, neler yapılamadı veyahut da bizim insanımızın özgüven noktasında ya biz niye buralarda bir şeyler yapamıyoruz noktasında zaman zaman konuşmalar olur. Ama önemli olan bizim neler yapılabileceğimizi gösterebilmek için bir altyapımızın olması, imkanların veriliyor olması. Eğer imkanlar verilirse bizim insanımız da hakikaten mükemmel işler yapabilir. Adından söz ettirebilecek, dünya tarihine geçecek işleri yapabilir. O zaman bu işleri yapabilecek altyapıyı oluşturmak lazım. İmkanlar ölçüsünde gençlere, çocuklara fırsat vermek lazım. Bölgemizdeki, Kayseri'deki, ortaokullardaki, liselerdeki çocuklar gelip burada eğitimler alıyorlar. Veyahut da gök gözlemleri yapabiliyorlar, uzayı gözlemliyorlar, ayı gözlemliyorlar, yıldızları gözlemliyorlar. Veyahut da yetişkinler gelip gözlemliyorlar. Halk günleri yapılıyor. Burada ay tutulması, güneş tutulması, farklı zaman dilimlerdeki, gökyüzündeki astronomik olaylarla ilgili gözlemler yapılıyor. Eğer bunların neticesinde bir tane gencimizin, bir tane çocuğumuzun ufkunda bir yer edinebilirse, eğer ki onların dünyasında ya benim böyle bir kapı açılır, ufkumda böyle bir yer açılabilir, ben de bir mühendis olabilirim bu alanda veyahut da astronom olabilirim veyahut da farklı bir çalışacak bilim adamı olabilirim noktasında biz de bir ufuk açabilirsek ne mutlu bize. Bütün kaygımız, bütün çabamız bu şekilde. Buranın çok ciddi manada rağbet göreceğine eminim. Özellikle astrolojik fotoğraf çekenler, ki bunlar özel bir hobi alanı, ilgi duyuyor insanlar. Burada da herhalde Hıdrellez Tepesi'nde, Kayseri'nin en güzel görünür noktasında uzaya açılan bir kapı, evrene açılan bir kapı olarak böyle bir merakı da, böyle bir hobiyi de bu alanda tatmin edecek şekilde çalışmaları hayata geçireceğimize inanıyorum.
İnşallah gençlerimizin keyifle geleceği bir mekan olur. Buraya geldikleri zaman hem eğlenecekler hem de burada bilgi sahibi olacaklar. Astronomi ile ilgili bir habitatı da Yıldırellez'de Erkilet Tepesi'nde kurmuş olacağız. Sayın Başkanım, her şey bir hayalle başladı. Hem çocukların hayallerini belki de bir nebze de olsa uzaya ufuklarını ilerletmeye, hem de şehrimiz açısından da bahsettiğiniz gibi 2024 yılında bir hayali bir adım daha ileri götürmeye yönelik çalışmalarımız aslında. Gerçekten çok heyecan verici. Şimdi insanların ailecek etkinlik yapabilecekleri bir mekan haline gelecek. Millet Bahçesi doğru, orada etkinlik yapılabilecek bir mekan. Hemen bu yanı başındaki astronomi köyü herkese öylesine, gök gözlememiz öylesine, Drelles Astronomi Müzesi öylesine. Hepsi bir şeyin içerisinde, bölgenin içerisinde yan yana sabahtan akşama kadar herkesin dolu dolu vakit geçebileceği mekan haline gelmiş olacak.